Merhaba, bugün Gül Büyükbeşe ile birlikteyiz. Belgesel sinemacı ama bugün onun ilk kitabıyla ilgili konuşacağız. Ölüm Ne Yana Düşer Usta. Son belgeselinin aslında çalışmalarıyla başlayan bir hikayesi var kitabında. Aynı isimli belgesel. İki yıl önce tamamlandı. 2019, evet. 2019'da tamamlanan bir belgesel ve bu kitap yine aynı isimli Ölüm Ne Yana Düşer Usta kitabı, belgeselle aynı isimli. Belgeseli aslında sığmayan ama anlatılması gereken, tarihe kaydedilmesi gereken pek çok ayrıntıyı, daha fazla ayrıntıyı içeriyor. Neyle ilgili ayrıntılar? Diyarbakır, Suruç ve Ankara katliamları ile ilgili. Onun hikayesi demeyelim de tanıklıkları diyelim. Evet. Neler yaşandı ve nasıl bir ülkede yaşandı bunlar? Kitap bununla ilgili 10 Ekim'de, yani 10 Ekim katliamının, Gar katliamının 6. yılında kitapçılarda olacak. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk, teşekkürler. Senin önüne koyayım kitabı artık. Artık bir gelenek oldu. Her 10 Ekim yıl dönümünde ikimiz mutlaka burada oturuyor ve sohbet ediyor. Evet, evet, gerçekten. Bu da geçen senede filmlerle ilgili sohbet etmiştik. Yani kitap ihtiyacı nereden çıktı? Biraz oradan mı başlayalım? Yani belgeselin ihtiyacının nereden çıktığını tabii ki biliyoruz. Yani. Ama onu kitaba dönüştürme ihtiyacı nereden çıktı? Aslında senin de söylediğin gibi biraz söz görüntüden taştı. Daha fazla söz birikmiş meğer. Belgeseli bitirdikten sonra biraz daha tanıklıklara dayalı bir belgeseldi. İzlediğin için biliyorsun, izleyiciler de istedikleri anda ulaşabilirler. Çünkü açık kaynak hem Vimeo'da hem de YouTube'da var. Ölüm Ne Yana Düşer Usta adıyla yine. Fakat belgeseli bitirdikten sonra hala bir takım şeylerin açıklanması gerekliliği ihtiyacını hissediyorduk. Hissetmeye devam ediyorduk. Bir de tabii bu öyle bir süreç ki Türkiye gibi bir ülkede yaşıyoruz. Hani başlayan şey sonlanmıyor. Dava süreçleri devam ediyor her üç katliamında. Diyarbakır esas itibariyle sonuçlandı. Suruç sona doğru gidiyor, ona ayrıca konuşuruz. Ankara'da esas itibariyle da sonuçlandı ama firariler açısından dava devam ediyor. Davaların devam etmesi neden önemli? Çünkü yaşananlara ilişkin sürekli bir takım ayrıntılar gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Yani aslında avukat arkadaşlarımız, açıkça onu ifade etmek gerekli, bence önemli bir şey, bir tür hakikat kazıcılığı yapıyorlar. Yani bu katliamların nasıl aslında biline bile, göz göre göre gelen katliamlar olduğu, iddianamelerden değil ama süreç boyunca avukat arkadaşlarımızın sonsuz çabasıyla önümüze çıkmış hakikatlerde, hani gerçek demeyelim, gerçek IŞİD'liler geldiler, başımızda bombalar attılar ve biz öldük, gerçek bu. Ama hakikat onun arkasında bir şey ve bu gerçekten de avukat arkadaşlarımızın çok büyük bir çabasıyla ortaya çıktı. Demeye çalıştığım şu, uzatmadan toparlayayım, süreç bitmiyor, birikmeye devam ediyor. Dolayısıyla aslında o hakikati kazması gereken devlet de çok istekli değil galiba. Hiç istekli olmadığı çok aşikar. Hep onu söylemeye gayret ediyorum. Benimle bu konuda yapılmış bazı başka söyleşilerde de önemli vurguladım. 2015 yılında biz önce HDP il binalarının bombalanması, ardından 5 Haziran'da 7 Haziran seçimlerinden hemen 2 gün önce Diyarbakır'da patlayan bombayla 5 kişiyi kaybettik orada. Ardından Suruç'ta 20 Temmuz'da patlayan bombayla 33 canımızı alanda bıraktık ve ardından Ankara 10 Ekim 103 kişi gitti orada da biliyorsunuz. IŞİD şiddetini tecrübe ettik. Yani bir takım adamlar gelip çöp kutularına ya da çay ocaklarının altına bomba koydular. Ardından kendilerini patlattılar. Sonra o kendini patlatanın kardeşi gelip Ankara'da kendisini patlattı. Bir başka IŞİD militanı ile birlikte. Bu bir şiddet elbette. Hiç, yani aksi söylenemez. Şiddetin olabilecek en
şiddetli biçimiyle karşılaştık, IŞİD şiddetiyle. Neredeyse pornografik bir şiddet, yani süslenmiş ve sergilenen bir şiddetten bahsediyoruz aslında. Fakat yargılama süreçleri başladıktan sonra yaşadığımız şey de başka tür bir şiddetti. O da ne? Adalet yerine gelmiyor, adaletin uzağındasınız. Bunun yarattığı bir duygu durumu da var elbette. Bunu da şiddet diye tanımlamanın son derece mümkün olduğunu diye düşünüyorum ben kişisel olarak. Dolayısıyla hem de bu arada mutlaka yine vurgulamam gerekir. Ailelerin de eşsiz direncine de tanık olduk. Süreç devam ettikçe, mahkeme süreci devam ettikçe. Özellikle 10 Ekim'den bahsediyorum ama tabii bunu Suruç içinde aynen bu cümleyi kurmak mümkün. Orada da ailelerin inanılmaz bir direnci var. İstanbul'da değil, Tahilvan'da bir cezaevi yerleşkesinin içinde görülüyor olmasına rağmen mahkeme. Ama Ankara'da da öyle. Hem yaralıların hem de sevdiklerini alanda bırakan ailelerin sonsuz sonsuz direncine de tanık olduk. Ne kadar ürün verirseniz o dayanışmaya o kadar katkı sağlarsınız. O direnişe, dirençe o kadar katkı sağlarsınız diye düşünerek Sibel'le bir de kitap yapmaya karar verdik. Evet, Sibel'i de bu arada ekleyecektim. Sibel Tekin de hem belgeselde hem kitapta aslında yani ortaya çıkan, toparlanan bütün bu anlatının birlikte çalıştığınız, o da bir başka meslektaşımız. Peki biraz istersen kitaptan bahsedelim. Peki. Kaç bölümden oluşuyor? Olur. Ne var içinde? Yani şimdi bu kitap bir söyleşi kitabı. Biz verileri yan yana getirip de bir metin yazmadık. Söyleşiler yaptık. Çünkü hani bizim yaşadığımızdan daha ağırını yaşamış, bizim bildiğimizden daha iyisini bilen bir sürü insan vardı etrafımızda. Dolayısıyla sözü kurmak bize düşmezdi. Sözü sahiplerine bırakmak gerekiyordu. Ama bir yandan da bütün bu bilgiyi bir şekilde kategorize etmek gerekiyordu. Belli bir mantık içinde kurgulamak gerekiyordu. Hani biz belgeselciler kurguya zaten alışığızdır ama kitabın kurgusunun aslında çok başka bir şey olduğunu, kitap denilen şeyin malzemesinin bambaşka türde yoğrulması gerektiğini bu süreç sırasında deneyimleyerek gördüm. Nasıl bir fark var? Biz daha çok görüntüyle düşünüyoruz. Hani bizde de tabii hakikate ulaşmak gibi bir dert elbette, hele benim gibi belgeseller yapan insanlar için kaçınılmaz bir gereklilik. Ama o hakikati elinize tuttuktan sonra şimdi ben bununla ne yapacağım diye düşünüyorsunuz. Bunu nasıl dramatize etmek demeyeceğim ama nasıl anlatacağım, nasıl hikayeleştireceğim? Kitapta hikaye gibi bir mesele yok. Kitap dümdüz ve olağanca soğukluğuyla karşınızda duran bir bilgi toplamı aslına bakarsanız. Ya da ben öyle algıladım. Hani iki deneyimin farklılığı açısından böyle söylemem gerekir. Dolayısıyla kategorize etmek gerekir diye düşününce dört ayrı chapter'a, bölüme ayırdık kitabı. İlk bölüm aslında teorik bir arka plan denemesi. Böyle söyleyince çok iri oluyor, çok iddialı oluyor. Aslında öyle değil. Hani IŞİD nedir, ne değildir? Diğer Selefi örgütlerden farkı neydi? Nasıl oldu da toprak üstünde egemenlik iddia edebilecek kadar büyüdüler? Ve nasıl bir yapı, kendi içlerindeki ilişki biçimi nedir meselesiyle başlayıp, peki bütün bunların böyle yaşanmasına olanak veren Orta Doğu nasıl bir bölgedir ve oradaki şiddetin, gördüğümüz, deneyimlediğimiz şiddetin dünyanın geri kalan bölgelerinden farkı nedir ya da bir farkı var mıdır? Orta Doğu dediğimiz yer nerede başlar, nerede biter? Bir de tabii Türkiye ne yapmaktadır Orta Doğu'da? Ne yapmaktadır ki? Çünkü o kadar belli ki Türkiye'nin yaptığı bazı şeylerle IŞİD önce Türkiye'nin sol muhalif kesimlerine ve Kürt halkına ama ardından da bütün Türkiye halklarına karşı savaş ilan etti neredeyse. Ne oldu da sonuçları bu oldu meselesi. Bir de IŞİD'in Türkiye'de bir yapılanması var, bunu biliyoruz. Çünkü başımızda bombalar patlattılar. O yapılanma nasıl bir yapılanmadır? Gaziantep yapılanmasının bu üç katliamında bir de düğün katliamını, Gaziantep düğün katliamını 2016 Ağustos'undaki katliamı da katmak gerekir. Sahibi diyeceğim tırnak içinde Gaziantep yapılanması IŞİD'in, Adıyaman yapılanmasının da katkısıyla demek gerekiyor.
Nasıl bir yapılanmadır bu ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde, örneğin Ankara'da, örneğin İstanbul'da, örneğin Konya'da ya da İzmir'deki IŞİD yapılanmalarından farkı nedir? Buna bakan bir röportaj. Teorik arka plan dediğim bu. Yani biz ne yaşadığı anlamlandırabilmemizi sağlayacağını düşündüğüm sorular sordum röportajlarda. Cümle biraz zor oldu ama toparladım sonuçta. Yani anlaması çok zormuş. Yani biz savaş diyoruz ama evet, yani nasıl bir savaşsa işte bugün hala birileri yakalanıyor, birileri serbest bırakılıyor. Evet. İşte ortalıkta dolaşıyorlar falan. Yani böyle bir acayip bir şey. Tam oraya gelince aslında hani hop diye birden kitabın bitiş son sözüne, son söz yerine atlayayım. O son sözü yazdığımda ben işte birkaç ay öncesiydi. Şimdi eskidi o son söz. Yani süreç dediğim bu zaten. O son söz eskidi. Şimdi başka şeyler yazmak gerekiyor. Yani umuyorum ve diliyorum. Neden umduğumu ve dilediğimi de bilahare anlatmaya gayret ederim. Bu kitap okunur bir baskı daha yaparsa benim o son sözü elden geçirmem gerekecek. Çünkü süreç öyle ilerliyor, bitmiyor bir türlü. İkinci bölüm, bu teorik arka plan denemesinden sonra ikinci bölüm 3 büyük katliam, 3 küçük iddianame adını taşıyor. Şimdi burada böyle bir istihza, bir abartı falan var diye düşünülebilir. Değil, yok ama gerçekten yok. Kötü iddianameler, çok kötü düzenlenmiş iddianameler, bir şeyi açığa çıkartmak için değil, bir şeyin üstünü kapatmak için adeta düzenlenmiş iddianameler. Çok iyiyiz ki, çok mutluyuz ki avukat arkadaşlarımız o iddianamelerle yetinmediler de biz aslında ne olup ne bitmekte olduğunu biraz kavrar hale gelebildik. Burada da önce sevgili Kazım Bayraktar'la Ankara Avukat Komisyonu'ndan, Avukat Dayanışması'ndan bu üç büyük katliamın benzerliklerine ilişkin bir röportaj yaptık. Çünkü hani bir fihrist düzenleyecek, bir kim kimdir indeksi düzenleyecek olsak aynı insanlar. Yani orada gördüğümüz isimlerle, Suruç'ta gördüğümüz isimler, Diyarbakır'da gördüğümüz isimler birbirinin aynı. Birkaç spoiler vereyim, çok kısa spoilerlar olsun bunlar ama hani okunsun diye. Televizyonculuk geleneğinden geldiğim için spoiler veriyorum. Kazım Bey'le yaptığımız röportajda anladık ki bu özellikle Gaziantep yapılanmasının başındaki insanlar 2012'den beri teknik takip altında. Bu adamlar Afganistan'a gitmişler. Afganistan'da El-Kaide kamplarında yetişmişler. Türkiye'ye döndükleri çok büyük bir bölümü, hepsi değil ama, ve çok büyük bir bölümü 2012'den beri teknik takip altında. 85 kez yeniden takip kararının devamı için yazı yazılmış savcılığa ve onay alınmış. Ama asla operasyona dönüşmemiş. Yani buradan sadece bu bilgiyle bile şunu söylemek sanıyorum çok abartılı olmaz. Ne olursa göz göre göre oldu. İkinci röportaj sevgili Şevin Kaya ile o Diyarbakır Avukat Komisyonu'ndan Diyarbakır katliamı ile ilgili. Ona ilişkin vereceğim spoiler mesela şu olabilir. Dava sonuçlandığında 5 davanın sanığından biri Burhan Gök serbest bırakıldı. Bir takım hukuk tekniği gerekçeleriyle. Oysa Burhan Gök'ün İlhami Balı'yla telefon konuşmaları HTS kayıtlarına yansıdı, yazıldı, çizildi. Artı Burhan Gök'le birlikte yakalanan ve yakalandığı gece önce serbest bırakılıp ardından da sınır dışı edilen, şimdi ismini anımsayamadığım IŞİD militanı gitti kendisini Brüksel'de havaalanında patlattı. Mesela o bölüme ilişkin spoiler bu olabilir. İkinci spoiler, sevgili Sezin Uçar, o da Suruç katliam davasının avukat komisyonundan. Onda da Halil İbrahim Durgun, yine Gaziantep yapılanmasının önemli isimlerinden biri. Hatta Ankara'ya canlı bombaları getiren, arabayı kullanan kişi. O Yusuf Şahin'e, yani bunlar ayrıntı gibi görünüyor, bu isimleri karıştırabilir tabii şimdi dinleyenler. Kitabı okuyunca biraz daha anlamlı olacak, tablo belirginleşecek. Diyor ki, biz bombacıyı bir motosikletle yolladık Suruç'a. Oysa MOBESE kayıtlarında kendisini patlatan, Suruç'ta kendisini patlatan şey Abdurrahman Alagöz bir başına görünüyor. Hiçbir ikinci şey de yapılmıyor.
Yani bu soruşturma derinleştirilemiyor, derinleştirilmiyor. Bu adam buraya nasıl geldi meselesine ilişkin bir ek araştırma yapılmıyor. Ve fakat o gün orada katliam olduktan sonra parçalanmış bedenleri henüz yerde durmaktayken fotoğraf çeken bir imam olduğu ortaya çıkıyor. Bir fotoğraf çeken adam halk toparlıyor, derdest ediyor bunu. Polisler halkın elinden alıyorlar, Amara Kültür Merkezi'nin içine sokuyorlar. Yüzünü gözünü tıraşlı ediyorlar. Mobiletini bırak sen burada deyip serbest bırakıyorlar adamı. Bunun sonradan bir imam olduğu anlaşılıyor. Suruç'a yakın ilçelerden birinde imamlık yaptığını söylüyor. Kendi ifadesi. Sevgis'le dinlendiği duruşmada ben de mahkeme salonundaydım. Ve oraya gezmeye geldiğini söylüyor. Ama hayatın doğal akışına aykırı. Bir insan katliam alanına gezmeye gelmez. Hı-hı. Gelse bile fotoğraf çekmez. Hiçbir işlem yapılmadı bu imamla ilgili ve neredeyse terfi edilir eder gibi o çalıştığı Suruç'a yakın merkezden ayrılıyor ve Kızılcahamam'a atanıyor. Ama galiba bir daha da imamlık yapmıyor. Mesela buna ilişkin ayrıntılar Sezi'nin röportajında. Ardından çok sevgili İlke Işık'la Ankara katliamı üstüne konuştuk. Onunla ilgili hangi spoiler'ı vereyim? Yani hani Ankara katliamı ben alanda olduğum için özellikle hani ayrıntılarına daha çok vakıf oldum. Bir de Ankara'da yaşadığım için o dönemlerde ayrıntılarına daha çok vakıf olduğum bir katliam tabii. Aileleri yakından tanıyoruz vesaire. Dayanışmanın içinde olduk hep. Sibel için de söyleyebilirim, kendim için de. Dolayısıyla oradaki ayrıntılar çok fazla ama hangi birini vereyim? Yani gerçekten hangi birini? Şunu söyleyeyim ama sadece şunu söylemekle yetineyim. Ayın 14'ünde, 14 Eylül'de Ankara Emniyeti'ne gelmiş bir istihbarat var. Ve net bir biçimde aslında 10 Ekim gar katliamını tarif ediyor. Yani IŞİD canlı bomba eylemi yapabilir kalabalık mitinglerde. İşleme sokulmayan bir istihbarat. O istihbarat gerçek oldu. Bu da ilki. Emniyetin çekilmesi falan diye konuşuldu. Hani bu istihbarat üzerine emniyet çok. Yani emniyet çekildi mi bilmiyorum. Tabii o konuda hani elimizde net bir delil olmadan konuşmak çok abes olur. O kadarını bilmiyorum. O gün etrafta sivil polis falan yani böyle yoktu. Böyle şeyler konuşuldu diye. Konuşuldu hani orada etrafta polis yoktu o gün. Evet yoktu. Bir de Ankara'ya merkezi mitinglere giden herkes bilir ki araçlar durdurulur yol boyu. Evet. Bütün miting katılımcıları neredeyse taciz edilir gibi her durdukları, her mola verdikleri şeyler arası tesiste mutlaka sivil polis tarafından GBT yapılarak gönderilirler. O gece öyle bir şey yok. Ankara'ya gelenler bir kez bile otobüslerinin çevrilmediğini söylüyorlar. Bütün bunlar tabii gayet şüpheli ve üstünde mutlaka durulması gereken meseleler. İlke bunları anlatıyor. Ardından sevgili Senem Doğanoğlu'yla her üç katliam içinde çok önemli bir mesele üstüne konuştuk. O da insanlığa karşı suç meselesi. İnsanlığa karşı suç Türk hukuk içtihatına da girmiş bir madde. TCK'nın 77. maddesi. Senem'le neden özellikle bu üç katliam davasında da insanlığa karşı suç üstünden hükmün oluşması konusunda ısrarcı olduklarına dair bir röportaj yaptık. Bunun hukuk tekniği açısından anlamı nedir? Hukuk felsefesi açısından anlamı nedir? Ve eğer öyle olmuş olsaydı ne olacaktı? Dünyadaki bütün IŞİD yargılamaları içinde ne anlam ifade edecekti? Senem'le bunları konuştuk. Ve bir de Minnesota protokolünü, biraz Minnesota protokolünü devletin dahil olma şüphesi bulunan katliamlarda, büyük olaylarda araştırmanın bağımsız kurumlar tarafından yapılmasını kayıt altına bağlayan bir sözleşme, Minnesota protokolü ve onun da uygulanmasını daha ilk gün henüz ölü bedenler yerdeyken avukat arkadaşlarımız talep etmişlerdi. Tabii ki ikisi de olmadı. Hı hı. Bir de kamu görevlilerinin elbette sorumluluğuna dair En azından ihmaline dair hani yargı önüne taşımalar. Hayır, Ankara'da hiç böyle bir şey olmadı. Bir iki tanık olarak dinlenen oldu. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Ben birini izlediğimi anımsıyorum mahkeme salonunda. Diyarbakır'da ve Suruç'ta hüküm giydi kamu görevlileri ama onlar da ana dosyayla birleştirilmedi ve son derece komik davalar şeylerle cezalarla aslında hani kurtuldular. Yargılanmadılar bile demek neredeyse doğru olur.
Yani bir metafor olarak diyorum, yoksa yargılama süreçleri yapıldı. Tazminat talepleri de reddediliyor falan değil mi? Aynen yani öyle, reddediliyor. Evet. O bölümün son röportajı da sevgili Gökçer Tahincioğlu'yla son dönem Türkiye'deki yargılama pratiklerine ilişkin bir söyleşi. Gökçer bu konularda yazan, çizen, insan hakları konusunda son derece yetkin bir isim olmanın yanı sıra bu konularda yazan, çizen bir gazeteci arkadaşımızdır. Onunla da işte bu yargılama pratiklerini konuştuk. Tabii yargılama pratiklerini konuşunca aslında son dönem değil, koskoca bir cumhuriyet tarihinden bahsederken de yargılama pratiklerinden bahsediyorsak mutlaka konuşmamız gereken bir cezasızlık meselesi de var. Onu konuştuk. Bu bölümün son röportajı odur. Sonra ardından tanıklıklar en sahici kederler. Çünkü aslında hani şimdi böyle açık yüreklikle söylemek gerekir, bu bölümde okuyacaklarımız diğer her şeyi geriye itiyor. Yani tamam, teorik arka plan mühim. Çünkü aklımız öyle çalışıyor. En azından benim aklım öyle çalışıyor. Bu benim başıma neden geldi meselesini idrak edemezsem rasyonel bir biçimde bir adım ötesine geçemiyorum. Ne duygu durumum ne düşünce durumum geçemiyor. Bir sürü insan için durum böyle olsa gerek. Bu mühim tabii. İddianameler de çok önemli. Şiddet diyorum. Yani adaletle ilgili yeni bir şiddet biçiminden bahsediyorum. Bu da çok önemli. Fakat Lisa'yı okuyunca, Diyarbakır katliamında iki bacağını kaybeden Lisa'yı okuyunca ya da Güzeller Güzeli Sinem Kılıcı okuyunca annesini ve abisini alanda bırakan Suruç'ta Sinem'i okuyunca ya da Canım Çağla'yı okuyunca, Doktor Çağla seven hala devam ediyor tedavisi ya da işte Ankara katliamının fotoğrafına dönüşmüş o birbirine sarılmış çift, İzzettin ve Hatice Çevik çifti tanımaktan çok onur duyduğum iki insan olduğunu mutlaka söylemeliyim ya da onların öyküsünü okuyunca işte onlar da kızlarını ve kız kardeşlerini alanda bıraktılar. Yani teorik arka plan tabii mühimdir diyorsunuz da asıl acı, asıl duygu, asıl keder, kahır o bölümlerde. Gerçekten öyle. Bu kadar keder ve kahırla yüklendikten sonra tabii bir de son bölüme ihtiyaç vardı. Çünkü anımsayacaksınız 2015'i. Katliamlarla bitmedi ki 2015. 2015 boyunca daha neler yaşadık. Çağla'nın sözleriyle anlatayım. Hani o dönemin çılgınlığını anlatayım. Çağla çok ağır yaralandı. Suruç'ta demin de bahsettiğim gibi. İşte önce Şanlıurfa'da bir özel hastanede çok uzun bir ameliyata alındı. Bütün iç organları onarıldı. Yani bütün iç organmış diye anlatmam lazım. Bütün iç organları onarılmış. Ardından çapa tıp mezunu Çağla. İstanbul Tabip Odası'nın ayarladığı bir şeyle uçak ambulansla çapaya getirildi. Hatırlayacaksınız o görüntüleri. Ambulanstan indirilirken şey yapar. Ve şunu da mutlaka çok dağıttım ama söylemem gerekiyor. Şöyle anlatıyor Çağla. Çağla'nın söyleşisinin spoilerı da o olsun. Bir kalabalık hissediyorum ama bilincim gidiyor geliyor gidiyor geliyor ama biliyorum hani annemi görmeliyim ve ona iyi olduğumu söylemeliyim. Kalabalık arasından onu seçmem gerekiyor diyor. Gerçekten de görmüş annesini. Ona doğru yaklaştığında Sediye iyiyim anne merak etme demiş. Annesinin cevabı şu: sen iyisin onlar kötü. İşte bu Çağla, bu canım Çağla servise çıkartıldıktan sonra yaklaşık böyle bir buçuk ay yoğun bakımda kalıyor çapa tıpta. Servise çıkartıldıktan sonra işte yavaş yavaş biraz durumu idrak etmeye başlıyor. Ne oluyor? Suruç'ta ne oldu? Kaç kişi öldü? Baştan söylemiyorlar çünkü. Karşısında da bir şey var. Televizyon var. O açık televizyon, haberlere bakıyor. Şöyle anlatıyor. Bombaların üstümüzde patladığı günlerden başka bir cehennemin içine girmiştik. Şimdi artık ölü çocuk bedenleri buzdolaplarında saklanıyordu ve ölü anneler asfaltın üstünde yatıyordu. Yani 2015 böyle bir yıl idi, hatırlayın. Böyle bir deliliğin içinden, çılgınlığın içinden, büyük bir kederin içinden geçmekte olduğumuz bir yıldı. Ama bitmedi ki o keder. Yani başka biçimleriyle, başka formlarda o kederi hala yaşıyoruz. Peki bizi ne kurtarır? Nasıl sağ kalacağız? Nasıl sağlıklı kalacağız? Aklen,
ruhen nasıl sağlıklı kalacağız diye de sevgili Banu Bülbül'le psikolog arkadaşımız bu soruları sorduğumuz bir röportajda kitabı bitirdik. Yani biz ne yapacağız, ne yapacağız, nasıl bunların içinden kendimizi ve sevdiklerimizi koruyarak ve yan yana durarak çıkabileceğiz. Ben kitabın son cümlesinin şu olduğunu düşünürüm doğrusu. Dayanışarak yani. Hı hı. Bir de umudumuzu kaybetmeden. Yine Lisa'ya döneceğim. Lisa'da 2015'i çok güzel anlatan bir cümlenin sahibidir. Bana kalırsa en içli cümlelerden biridir 2015'te ne olduğunu anlamamızı sağlayacak. Der ki Lisa, kitapta var. Diyarbakır katliamı ayaklarımı aldı benden. Sur ablukası ise ayak izlerimi. Hı hı. Bu Lisa, bunu yaşayan Lisa, iki bacağı olmayan ve protez sürecinde de sonsuz acılar yaşamış Lisa, şunu da söylüyor aynı zamanda. Bir gün iyiysem neden kalkıp alay çekmeyeyim? Hı hı. Ya da canım Sinem diyor ki, bir daha giderim, bir çocuğun gülüşü için dünyanın her yerine gidilir. Bizi bu umut koruyacak ve bir arada durmak koruyacak. Evet, hep son cümle bu oluyor aslında. Yani dayanışma ve umudu evet. korumak. Yani evet. Umuyorum işte bunları besleyen aslında, yani bunlara ön açan bir devlet anlayışı da ne kavuşuruz bir gün de yani bunlar daha şeye çözülür. Yani aslında en büyük şeylerden bir tanesi. O güne dek hemen burada bir hop diye senin söylediğine ek yapayım. Çok konuştum, susacağım gerçekten. Yani bunlar unutulmaz, bağışlanmaz evet. ama, evet. ama evet. bunlarla yaşamak ancak öyle bir toplum gerektirir evet. yani. O toplum olana dek de diye hemen burada gireyim araya ve son sözüm olsun. O noktaya gidene kadar da bizim gibilerin, hani bizim gibi derken kimi kastediyorum? İşte film yapabilenlerin, eli kalem tutanların, beste yapanların, gazetecilerin, resim yapanların bu toplumsal hafızayı, bunların unutulmaması için mutlaka oluşturulması gereken toplumsal hafızayı oluşturmak gibi bir sorumluluğu var bana kalırsa. Hı-hı. Yani benim şahsi inancım ve kendime mutlaka yapmalısın. Bundan sonra senin işin bu dediğim mesele tam da bu alan. Kayıt Hı-hı. altına almak. Hı-hı. Evet, yani en büyük eksikliklerden aslında yaralardan bir tanesi de bu. Yani bu süreçlerin, yani bunlar oldu, ondan sonra bu dava süreçleri, bu geride kalan insanların yaşadıklarını, bunun aslında bir ülkenin hangi yandan, nereden olursa olsun bütün medyasının manşete taşıması, her yıl dönümünde, her dava sürecinde, yani bunu beklemek gerekir ki sağlıklı bir yere gidelim. Yani bu çünkü unutturularak devam edilemez. Yani bir biçimde sağalmaz yani. Sağalmayınca da bu toplum ayakları üzerinde daha zordur. Üstelik de son olaylar bize gösterdi ki pratik çok değişmiyor aslında. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. İsmail Saymaz'ın bir tweetinden öğrendik biz. Bu iki Türkiye'li askerin yakılması emrini veren IŞİD'li şu anda Gaziantep'te yaşamaya devam ediyor. Muş ve kuş satıyormuş. Hı hı. Yani onlar kuşları satarlar, biz uçururuz. Arada öyle bir fark var ama işte kuş satıyormuş adam. İsmail Saymaz bu istihbarata ulaştıktan sonra yeniden yargı yolu açıldı. Artı bizim avukat arkadaşlarımızın bundan sonra tam 16 isimle ilgili, 16 isimle ilgili aldınız, içeride kısacık tuttunuz ve bıraktınız dedikleri bir liste var. Ve çok önemli bir şey oldu, onu da çok dağıtmak bahasına söyleme gereği hissediyorum. Firariler açısından devam ederken dava, asıl dava dosya biterken Erman Ekici hakkında yeniden suç duyurusunda bulunuldu. Sanıklar, hükümlülerden artık sanık değil, hükümlülerden birisidir Erman Ekici. Ve savcı Türkiye hukuk tarihinde ilk kez Erman Ekici hakkında insanlığa karşı suçtan iddianame düzenledi. Bu çok önemli bir gelişmedir. Ve de şey kabul etti bunu. Mahkeme kabul etti. 4. Ankara Ağır Ceza'da şu anda Erman Ekici insanlığa karşı suç üstünden yargılanıyor. Fakat
Korkarım ki, korkarız ki Erman Ekici'nin dosyası hızla hüküme bağlanacak. Nasıl bir hüküm olacak onu tabii öngörmek mümkün değil. Umuyoruz insanlığa karşı suç olur. Hükme bağlanacak ama firarları açısından dava da devam edecek. Hı hı. Devam ama nasıl devam edecek? Yılda bazen bir dava, iki dava ve bir süre sonra zaman aşımı denilen mesele kapımızı çalacak. Tıpkı Sivas'ta olduğu gibi. Hı hı. İnsanlığa karşı suç konusundaki ısrarın nedeni bu zaten. Zaman aşımına uğramaması. Hı hı. Ankara böyle gidiyor. Suruç'ta da son galiba bir 10 gün önceydi son duruşma. Avukatların bütün taleplerini reddetmiş mahkeme heyeti ve Suruç'la ailelerin Suruç dayanışmasının hissiyatı artık davanın bitirileceği yönünde. Oysa daha açıklanmamış bir sürü mesele var. Yani dolayısıyla hani o hafıza kaydını tutarken bir yandan da günlük kaydı da tutmak ve bunları anlatmak gerekiyor. Bizim işimiz belki hani belgeselci olduğumuz ya da işte şimdi hani bir kitap yazmış olduğumuz için bu değil, günlük bir meseleyi yakalamak mümkün değil. Biz bundan 2 yıl sonra bu yıl ne olmuş diye bir kez daha bakabiliriz. Ama hani basının bu meseleyi asla unutmaması, unutturmaması gerekiyor. Ana akım basından artık bahsedemeyiz. Dolayısıyla alternatif basına burada en çok azından. Ama çok ciddi bir görev düşüyor. Evet, konuştuk aslında. Yani ben şeyi de soracaktım. 3 küçük iddianame yani 3 büyük katliam, 3 küçük iddianame bölümlerden bir tanesinin başı bu. Ama işte yani bunu da konuştuk. Zor mu böyle bir kitap yapmak? Yani nerede zorluyor insanı? Şöyle söyleyeyim. İçeriğin dışında yani bir de. Artık benim hayatım biraz vesibel için aynı şeyi söyleyebilirim. Şu anda İstanbul'dayım. Anmaya Ankara'ya gidemiyorum. Aklım orada. Arkadaşlarım dün ve bugün Ankara'da. Çok güzel etkinlikler düzenlediler. 9'unda ve 10'unda. Sibel zaten hep orada. Yani bizim hayatımız biraz artık böyle biçimlendi. Bunu net söylemek gerekir. Hangisi daha zordu diye soracak olursan alanda olmak mı? Belgeseli yapmak mı? Kitabı yapmak mı? Birbirlerinden ayırt edemiyorum. Yani alan büyük bir şoktu tabii yani. Alan hani alan yaşadığımız hiçbirimizin yaşadığı hiçbir şeye benzemiyordu. Yani yanınızdakiler ölüyor, siz kalıyorsunuz. O insanı ama bir borç yüklüyor tabii. Yani kalanın gidene borcu var. Bu ürünler biraz o borcu ödemek için. Ama biraz da belki hani benim kişisel deneyimim öyle oluştu. Ürün vermek bir mesele aklınıza taktığınız, çok önemsediğiniz, bilinsin, duyulsun istediğiniz ve bunun kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu düşündüğünüz meseleye ilişkin ürün vermenin sağaltıcı da bir yanı var aslında. Hani sen de yaptın ahı, işte benzer bir süreç yaşadın. Biz de ölümle yana düşer ustayı yaparken, ardından kitabı yaparken. Yani bir sağaltıcı yanı var. En azından hani ben bir görev üstlendim ve onu yerine getirmeye gayret ediyorum duygusu. Uyandırdığı için bende bir sağaltıcı yanı var. Yoksa tabii hala ruh halimiz aynı keder ve yeis içinde. Yani değişen çok bir şey yok. Evet. Devamı var mı? Yani başka neler yapılabilir? Ve başka konular da var galiba. Şimdi çok istediğim bir şey, iki şey var aslına bakarsanız. İlki benzer bir kitap yapmak. Belgesel değil ama kitap yapmak. O da iş cinayetleriyle ilgili bir kitap. Ben TRT'de çalışırken, TRT'den emekliyim. TRT'de çalışırken son dönemlerde neredeyse inatla ve ısrarla hep emek üstüne filmler yaptım ve büyük emek üstüne çalışmaya başlayınca iş cinayetini ister istemez konu ediyorsunuz. En ölümlü sektörlere ilişkin işte maden, tarım, tuzla tersaneleri ölümlerin en yoğun olduğu dönemde ayrı ayrı filmler yaptım. Yani iş cinayetine adıyla sanıyla iş cinayeti demenin öneminin ne kadar büyük olduğundan başlayarak hani bu rejime, bugünün düzenine ama sadece Türkiye'den bahsetmiyoruz tabii. Yani bu neoliberal düzene içkin bir mesele olduğunu düşünüyorum iş cinayetlerinin. Bir de Türkiye için özel, yine bütün dünya için hani patriarkanın getirdiği bir şey her yer için geçerli ama Türkiye için biraz daha geçerli. Kadın cinayetlerine ilişkin de bir kitap yapmak istiyorum. Yani
İşte Ölüm Nerede Düşer Usta, üç büyük katliam, Diyarbakır Suç, Ankara katliamları, Ölüm Nerede Düşer Usta, iş cinayetleri, Ölüm Nerede Düşer Usta, kadın cinayetleri diye iki kitap daha yapıp öyle bir seriyi tamamlayabilirsem geriye benden ne kalır bilmiyorum ama hani bu düzenin, bu gördüğümüz penceremizden gördüğümüz o boz bulanık fotoğrafın resmini çekmiş oluruz diye düşünüyorum. Öyle bir sorumluluk biçtim şimdi de kendime. Ha, hiç kimse gel bu kitapları yap demiyor bana tabii de. Hı-hı. Ben istiyorum yapmayı. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yani umuyorum o kitaplar da gelecek. Bu arada belgesel yapmaya da umuyorum devam edeceksin. Yani ondan da vazgeçmemeni. Tamam, bu kitaplar da şey çok çok önemli. Yani çok kalıcı. Tarihe açısından çok önemli. Hep dönüp dönüp bakmamız gereken şeyler. Bu arada onu da söyleyeyim. Bu söyleşiyi izlediğiniz kanalda, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nin kanalında geçen seneden beri Ölüm Nerede Düşer Usta belgeseli de var. Ona da bir göz atmak isterseniz orada hala. Çok teşekkürler Gül, geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar.